birer tane gayri itibariyle oğlum işte bak bu savurganlık ha. Ben kendi kendimden vermiştim. Oğlum bir tane de koparırlar. Sanmıyorum. Gelişten kimse gitmeyin. Mantıklı değil. Mantıklı. Kalkıyor oturacak. Siparişi vereyim. Tamam. Bir şey değil. Önemli bir şey değil. Önemli bir şey değil. Evet, valla bir şey değil. Ben çekip veriyorum. Tamam, aferin. Değil abi. Tabii şu anda dünyada rekorlara koşuyor altın. Yani bunun nedeni dolardaki özellikle değer kaybı. Artık ülke bazında işte dolardan çıkılıp emtia altındır, gümüştür bunlara yöneliliyor. Yani bu çıkışın da devam edeceğini düşünüyoruz. Sonuçta kağıt yani ve altın. Yani insanlar bunu da düşünüyor. Gider diye düşünüyoruz, yükselir diye düşünüyoruz. Yani güvenli limandır altın. Hatta şöyle bir hipotez de var, altının artık böyle geçerli olarak kullanacak para yani. Çünkü Avrupa'nın da durum malum, Avrupa parçalanmaya gidiyor hızla. Amerika ekonomisi iflasın eşiğinde, 40 milyon işsize dayanmış Amerika. Karşılıksız yıllarca para basmış, dünya parası diye yutturmuş bunu. Artık bu görünüyor. Yani tabiri caizse kral çıplak. İnsanlar güvenli, yüzyıllardır geçerli akçe, gerçek para olan altına yöneliyor. Altında hiçbir zaman zarar ettirmez. Biz milletimize de tavsiye ediyoruz. Altın güvenli limandır. Her zaman yani tasarruf olsun, işte güvenli liman düşüncesiyle olsun. Kendini korur yani. Şu anda altın fiyatı ne durumda? Şu an altın yükseldiği için çok talep var. Yani malum ekonomide insanlar işte güvenli bir sığınak arıyor. Şu anda bizim işlerimiz elhamdülillah iyi. Yani daha çok talep görülüyor. Altın yükseldikçe daha çok satılıyor. Peki bakımlar alüminyum bozuyor mu? Yani şu an mesela bir kişi bozuyorsa 10 kişi alıyor. Yani öyle bir oran var. Hakikaten şu anda çok net gözüküyor. İnsanımız da bilinçli, takip ediyor ekonomiyi. Artık bilgi çağı, internet çağı. Yani her şey ortada. Yani altına talep çok fazla ve bu yükselişine devam edeceğini düşünüyoruz. Sizce ne kadar olur? Şu anda yani onsun 2500'ler konuşuluyor. Doların maalesef doların yükselmesi bizim paramızın değer kaybıdır ama dolar yükselince altına endeksli TL bazında doların da bir sıçraması bekleniyor. Yani şu an 650'ler 700'ler yani konuşuluyor altında TL gram olarak. 5 altının onsu 1900'lerden hızlı bir şekilde 2000'lere geldi. Piyasadaki bu güvensizlik insanların piyasaya olan güvensizliği güvenilir liman altına gitti. Bu fiyattan 500 liradan bile insanlar altın alıyor. Çünkü dünyada merkez bankaları para basıyor. Kendi paralarını değersizleştiriyor. İnsanlar da güvenilir liman altına yöneliyor. Bu fiyatların böyle gideceğini düşünüyoruz. Ama mutlaka bir yerden düşüş yaşayacağını da düşünüyoruz. Şu an piyasadaki belirsizliğin nereye gideceğini kimse kestiremiyor. Herkes yarının ne olacağını bilmiyor. Kimse kuyumcular adına sattığını yerine koyamıyor. Sürekli bir yükseliş treninde şu anda 10 gündür 400 liradan 500 liraya yükselen bir
yatırım enstrümanı. Altın fiyatları bu pandemi hastalığından dolayı yükseliyor. Bir de dünyadaki ekonomide en güvenli liman altın olduğu için yükseliyor. Muhtemelen şu anda altın fiyatları tekrar düştü. Ama biz altının tekrar yükseleceğinin tahmin ediyoruz yani. Bizim için bu hareketler pek iyi olmuyor. Yani vatandaş için de iyi olmuyor. Bir aşırı derecede bir yükselme oluyor. Aşırı derecede tekrar düşme oluyor. Mesela dün 5.010 liradan satılıyordu. Şu anda 480 liraya tekrar düşmüş. O yüzden pek sağlıklı bir şey olmuyor yani. Bizim satışlarımıza bazen olumlu yansıyor. Mesela bu fazla yükseldiğinde biraz daha satış yapabildik yani. Vatandaş altın mı aldı? Vatandaş sürekli altın aldı. Vatandaş da bildi ki en sağlıklı liman, en güvenilir liman altın olduğunu bildi yani vatandaşımız. Hadi seki. Bir elbise. Bakalım.